Evet Zafer Hocam, iyi bir kamp dönemi ve önümüzde Ankara Gücü maçı var. Ayrıca tribünlere de davet var sizden tahmin ediyorum. Neler diyeceksiniz? Tabii öncelikle iyi bir ara dönem geçirdik. Çok güzel bir çalışma oldu. Biraz güç depoladık. Her takımda olduğu gibi bizde. Takımdaşlık daha ileri düzeyde oldu. Genç arkadaşlarımıza güzel fırsatlar verdik. Onları da tabii göz ardı etmiyoruz. Onlar da bizim için çok önemli. 6-7 tane genç altyapıdan aldığımız arkadaşlarımız var. Onlar da kendi atlarına güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Güzel bir birliktelik oldu. Tabii orada çalışmanın en önemli tarafı hafta sonundaki önemli olan bir Ankara Gücü maçı gerçeklik burada çıkacak. Hafta sonu güzel bir sunum yapabilirsek ne mutlu bize. 3 puan alabilirsek daha iyi olur. Yolumuza, izimize daha iyi bir şekilde hedefimize ulaşmak için ilk maçımızı geçirmiş oluruz. Tabii bunun yanında biz tek başımıza yetmiyor tabii ki. Taraftarımız en önemli unsur taraftardır burada. Taraftarımız ben kendim söyleyeyim, biz Erzurumlu olarak hem de buranın bir burada yetişmiş, burada büyümüş bir kişi olarak onlardan isteğim ve dileğim, onlara yani bir dilek değil de artık bu takımlarını ne zaman destekleyecekler, ne zaman gelecekler? Çünkü ben biliyorum bu stadın full olduğu zamanı ben biliyorum. Erzurumspor'un ne kadar futbolu sevdiğini, sporu sevdiğini biliyorum taraftarlarımızın. O yüzden maçımıza bekliyoruz. Çok önemli maçımız. Çünkü onlarsız olmaz. O tribünleri dolduracaklar ki bu kardeşlerimiz bize hep beraber istediğimiz, hedeflediğimiz hedefe gidebilmemiz için onlar çok önemli. Onları bekliyoruz. Tabii pas artık o çok önemli. Bence güzel de bir şey. Alsınlar, korkmasınlar, çekinmesinler. Bir önce gidip kartlarını alsınlar. Bu bence onlar için daha rahatlık. Yani Pasolig'in rahatlığını görecekler. Kendileri görecek. Tabii bu arada hem herkesin merak ettiği bir konular var. Tabii ki transferle ilgili konularımız var. Yani biz bu arada boş durmuyoruz. Çalışıyoruz ve mücadele ettiğimiz takımlar güçlü takımlar. Biz de güçlüyüz. Sağ olsun yönetimimiz, sağ olsun Fahri Başkanımız hiçbir şeyden kaçmıyorlar. Bunu herkes bilsin, bir kere bunu söyleyeyim. Maddi konularda gerçekten kendi üzerimizde olan fedakarlıklarda yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii sadece bizim fedakarlığımız ya da bizim istememiz yetmiyor. Yani istediğimiz futbolcular bir iki kişiyle ilgili üst düzey yurt dışından olsun çalıştığımız var ama tabii biz istiyoruz ama o futbolcunun da burayı istemesi önemli. Sadece para da bazen yetmiyor. Bazen ailesini ikna etmeniz gerekiyor. Bazen gelip de burada yapacağınız projeleri söylemeniz lazım. Çok geniş çerçeveli bir durum. Herkes rahat olsun. Kimse zannetmesin ki biz çalışmıyoruz, işte bakmıyoruz. Bize layık, bizi taşıyabilecek kişilerin üzerinde duruyoruz. Fedakarlık parasal konuda da, maddi konuda da gerçekten bunu iyi düşünmek lazım. Fazlasıyla aşmaya çalışıyoruz. Ki olmuyor. Bazen transferleriniz gerçekleşmiyor. Bu sadece bizim için değil. Biz birçok kulüp için geçerli. Ama bizim şu anda hala hazırda çok iyi bir takımımız var. Bütün kardeşlerimiz de bunu sezon sonuna kadar götüreceğimizi de biliyoruz. Tabii ki takviye yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Ayın 31'ine kadar transfer ayın 31'inde bitecek. O güne kadar biz kovalayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir netice alırız. İnşallah bir iki kardeşimizi katabilirsek katacağız. Katamayabiliriz. Bunlar da var. Kimse bir kötümser düşünmesin. Kimse negatif bir şey düşünmesin. Bu takımla nasıl şimdiye kadar burada hedefin içinde olduysak bundan sonra da olacağız inşallah. Sadece destek versinler yeter. Sağ olun hocam. Başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim.